Bu videomda trafo hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Trafo nedir, ne işe yarar? Trafo AC ve DC olmak üzere iki kısma ayrılır. DC voltaj giriş, AC'de voltaj çıkış. Yani bu inverter olayları genelde DC hattını kullanır. DC hat. Az frekansla çalışır, çok frekansla üretir. Ki bu nasıl oluyor? AC bobin telleri sayesinde. Peki bunu kısaca bir açıklama getireyim. Şimdi şöyle. Normalde şimdi şöyle şey oldu biraz ya. Buraya koyayım da. Şöyle biraz. Şu şekilde yapayım. İzah getireyim ben buraya. Normalde buraya AC yazalım. AC. AC. Şuraya da DC yazalım. DC. D. Normal bir batarya olsun, bir şey olsun. Şuraya 0 yazalım. Şuraya da 1 yazalım. Şuraya da 2 yazalım. Yazdığımız zaman DC şu bölüme verdiğimiz zaman bak şunu şöyle izahlayayım. Şimdi bu konuda cahiller var. Dalga geçenler var. Salaklar var. Ben onlara izah edeyim. Şu DC artı 1'e verdiğinizde, şu 1 hattına verdiğinizde vesaire, mesela örnek veriyorum, şu an şey yok. Ama genelde mesela trafolar, büyük trafolar çelik kullanıyor. Yani çekirdeksiz. Hani şuradan belli oluyor, ben buradan test ettim, bir tanesini kurban ettim. Bir tane trafoyu kurban ettim, söktüm işte açıklamak için. Bu büyük boydakiler çekirdek kullanmıyor. Normal metal üzerinde sinüs dalgası oluşuyor. Mesela şu AC tel, mesela şuraya yazalım büyük harfle anlaşılsın. AC tel. Mesela AC tel. DC'den mesela verdiğiniz zaman bir bileşen sayesinde, bir MOSFET ya da transistör sayesinde DC çalışır, yani kısa devre olur. Yani mesela trafolarda AC olsun, verdiğinizde mesela voltaj verdiğinizde kısa devreyle olur. Yani trafo üzerinde kısa devre oluşur. Ama şimdi kısa devrenin iki tane şekli var. Mesela 12 volt kanalında, mesela bir batarya verdiğinizde 12 volt kanalı üzerinde verdiğinizde amperler devreye giriyor mesela. DC AC bölümü çalışmadığı zaman amperler yakar. Yani DC üzerinde voltaj oluşmaz. Voltaj dediği, mesela amperle voltajı karıştırmayın. Amper ayrı oluyor, voltaj ayrı oluyor. Neyse, oraya sonra değinirim. AC'de çalışmadığı zaman parçalar yanar, ısınır. Mesela herhangi bir aküde, mesela artı eksi uçlarını birbirine verdiğinizde 12 kanal üzerinde 100 amper, 200 amper boşalır anlık bir şey. Bu da yakmaya neden olur. Mesela DC AC çalışmadığı zaman DC üzerinde kısa devre olur ve çalışmaz. Isınır hem parçaları, transistör olsun, MOSFET olsun, hepsi yakar gider. Hatta trafo bobinleri dahi yakar. Ben bunu deneyerek sizlere açıklama yapıyorum. Mesela orayı boş verelim. Şimdi artı buraya verdiğinizde şu DC olsun. Artı. Şu şekilde şuradan ok işaretiyle yapalım. Şuradan AC ulaşır. Sinüs dalgası şu AC artı üzerinden olur. Sinüs dalgası, yani bobinlerin içine artı amperler girer mesela anlık, mesela şey girdiğinizde anlık, mesela batarya verdiğinizi anlık 200 amperi 200 volt kanal oluşur. İşte buradan kanal oluşur.
şu şekilde şuraya gelir. Eksi ucundan. Eksi ucundan gelir. Ve böylece tekrar şey olur. Tekrar dönüş yapar. Ki bunu metal, yani burada çekirdeksiz olduğu için metal üzerinden oluşuyor. Sinüs dalgası. Yani mesela bobinler metalden. Şu çekirdek olmadığı için şu komple metaldir. Genelde büyük trafolar metal kullanıyor. Metal üzerinden tutuşturulur. Sizlere dediğim gibi şarj olsun, şey olsun, akü olsun mesela verdiğinizde şey olur. İkisi de kısa devre olur. Yani ikisi de kısa devre olur. DC mesela AC parçalar çalışmadığı zaman da kısa devre olur. Parça çalışan parçaları eklediğinizde de çalışır ama AC mesela amper mesela akünün amperi 100 amper, 200 amper anlık boşalır, voltaja dönüşür. Böylelikle parçaları yakmaz. Eksi ucuna, artı ucundan eksi ucuna devam eder. Mesela kaynak olsun, herhangi mesela telefonun arkasına bir ampul koyun. Mesela isterseniz ampulü koyun, çalışacak herhangi bir alet koyun ya da koymayın. DC üzerinden şöyle şu şekilde 360 derece dönüşüm yapar, eksi hatta geri gider. Eksi hatta girer. Ay. İzahı şöyle. Amper olsun mesela AC olsun, ikisi de kısa devre olur. Sadece AC'nin özelliği parçaları yakmaz. Sadece de titretir, çarpıtır o kadar. Çarpıtmayla parçalar yanmaz. Sadece titreme falan filan yapar. Zaten anlık bir şeydir. Parçalar yanmaz voltajda. Ama amper kademesinde parçalar yanar. Hem DC hem bobinleri yakar hem de inverter'de olsun. Inverter yapmak istediğinizde mesela inverter'in parçalarının hepsini yakar amper. Mesela DC AC çalışmadığı zaman. Ya ikisi de kısa devre olur. İster ampul arkasında isterse ampul mesela koyduğunuz herhangi çalışabilecek bir parça koyduğunuzda mesela ister ampulü koyun ister koymayın. 360 derece trafonun üzerinde dönüş yapar ve ondan sonra eksi hattına gider. Yani kısaca değinecek olayı böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.